Bu yaşı Allah'a şükür ki boş yaşamadım. Boş bir teneke kutusu olup 40 yaşında olacağım ama 60 yaşında olurum ama bir mücevher kutusu olurum. Saygılarımı arz ediyorum efendim. Bülent Ersoy, çok teşekkür ediyoruz Bülent. Teşekkürler. Açar mısınız? Açıldı. Rica ediyorum. Açıldı. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben buraya kimseyle kavga etmeye gelmedim. Kimseyi eleştirmiyorum. Eğer eleştirecek bir durum varsa, ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim, tamam mı? Herkes önce gözündeki çöpe baksın, sonra beni değerlendirsin. Benim kültürsüzlüğüm kimseyi ilgilendirmez. İlkokul mezunuyum ve Türkiye'nin duymadığı şarkılar yaptım Allah'ın sayesinde. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Ondan sonra da şunu da söyleyeyim. Dinliyoruz. Ondan sonra kültürsüz olabilirim. Benim kimsenin kültürüne ihtiyacım yok. Ayrıca başkalarında olan kültür bende olmasın istemiyorum hiçbir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Müzikal konuda da şeytan da çok şey biliyor. Şeytanın bilmediği şey yok ama ben saygı duymuyorum. Nalet olsun kör şeytana. Tamam mı? Peki. O kadar. Bitti yani. Peki. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer müsaade ederseniz ilk yarışmacımızla programa devam etmek istiyoruz. Ne dersiniz? Başlayalım. Bana verdiğiniz paranın karşılığını vermeye çalışıyorum burada ben. Objektif olmaya çalışıyorum. Fazla zamanınızı almamaya çalışıyorum. Gereksiz yorumlar yaparak halkın kafasını karıştırmak istemiyorum. Söylediğim şeyin net ve anlaşılır biçimde olması için 3-5 kelimeye sığdırmaya çalışıyorum eleştirilerimi. Yoksa ben de sabaha kadar konuşurum, ne olacak yani, ama öyle olmamam gerekiyor. Peki. Evet. Zaten bugün notlar da veriyoruz. Merke. Yorum notu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bakalım Yıldız Hanım, orada herhalde bir tablo oluştu. Çize. İşte şöyle oldu. 5 değil mi? Aradan görmek zor ama 5. Evet. Gözlü falan böyle bir kalp işareti içinde. Çok. Neden 5? Dediğim gibi 10 üstünden puan veremiyorum. İçim el vermiyor. En yüksek verdiğim puanın üzerinden puanlama yapabileceğim. Ya da altından gideceğim. Ya altından ya üstünden, öyle olacak. Yani siz ona yakın birisini göremiyorum diyorsunuz zaten yani yarışma evet, içinde. Ona en yakın bence Sevcan'ın performansı 5 evet. diyorsunuz. Evet. Anlıyorum. Sizce bir gelişme var mı, onu merak ediyorum. Tabii ki fark var. Aynı enerji yok bir kere. Aynı şekilde bakmıyor hiçbir yarışmacı. Hepsinin enerjisi değişti, bakış açısı değişti. Davranışları da öyle. Tabii ki bir nevi okul gibi kaldıkları yer anladığım kadarıyla. Yaşadıkları şey de öyle. Birçok şeyi öğreniyorlar. Evet. Yaşadıkça, burada eleştirildikçe, ev içinde anlaşmaya çalıştıkça ya da anlaşamadıkça vesaire vesaire. Tabii ki her şey mutlaka bir şey katıyor ama bizim amacımız en iyisini seçmek. Zorlanıyoruz doğal olarak. Anlıyorum. Evet. Sizin de notunuz 5 oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bülent Hanım. Sayın Osman Tanerkır. Buyurun. Bu bir eğlence programı, bir yarışma programı olduğu kadar evet. insanların bundan bir şeyler de çıkarabilmesi lazımdır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ama zat-ı aliniz, ben mecburiyet tahtında konuşuyorum. Kendime tutamıyorum. Çünkü sorumlu olduğumuz, hitap ettiğimiz insanları yanlış şekilde vaktini almamamız lazım ve onları yanlış bilgilendirmememiz evet. lazım diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bu puanlar 10 üzerinden veriliyor. Evet. Ha, 5 üzerinden verilirse o zaman bu hanımefendi tam puan almış oluyor. Ben ona açıklık getirmek için Yıldız Hanım'a sordum. Ben söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben 10 da verebilirim. Evet. Bu benim elimde. Evet. İstediğimi yazarım buraya. Yazdığım geçerlidir. Kimsenin yorumu beni ilgilendirmiyor. Verdiğim notlar ya da yorumlar üzerine eleştiri de istemiyorum ben.
Çünkü eleştirilecek birileri varsa sahnede yarışan insanlardır. Evet. Onların eleştirilmesi lazım. Sayın Jürinin Osman eleştirisi Taner, ben eleştirilmemeli. Kimseyi eleştirmiyorum. Yapılan yanlış, matematiksel bir yanlıştı. Kaçsa ben kimsenin verdiği puanı eleştirmiyorum. Herkes kendi şahsına münhasır puan verir. Kaç verirse verir. O bir müsaadesi bağlamaz. Beş veriyorsam yalnız matematiksel olarak 5 üzerindense 5 veriliyorsa o zaman 5 tam puandı. Hiç puan vermeyebilirim. Tamam. Kimseyi ilgilendirmez. Tamam mı? Bunu sizin düzeltmeniz lazım. Yani verdiği puanları şimdi siz değerlendireceksiniz, halk değerlendirecek. Ben de zaten Osman yani Taner Kır size siyah söyledim. Derken, evet. Siyah derken, kulağındaki pamukları çıkardı, çok iyi duyuyor maşallah. Beyaz demek anlamına getirmemi istemiyorum. Peki. Siyahım siyahtır, eczanelerde pamuk kalmadı kulağına tıkayıp diye. Üçüm üçtür, beşim beştir. Tamam mı? Kendimden başka kimseyi de dinlemek istemiyorum. Peki. Üstüme eleştiri de istemiyorum. Ben de konuşuyorum. Tamam. Koltuğumun yerinin değiştirilmesini istiyorum hemen. Şimdi şuraya. Başka bir yere Sayın oturacağım. Sayın Osman Taner Kır. Tamam mı? Benim söylemek istediğimi zaten haliniz anladınız. Ben anladım. Şimdi matematiksel bir olay. Peki özür diliyorum. Bir saniye. Tamam. Verilirse... Ben aynı anda iki kişiyi dinleyemiyorum. Çok özür diliyorum. Ben konuşuyorum. Tamam. 10 veririm istersen 1 veririm. Tamam. Sizi anladım. Bülent Hanım ben sizi de anladım. Çok özür diliyorum. Ben kimsenin verdiği puana karışmıyorum. Anladım. Hata olmasın diye. Ben tartışma istemiyorum. Yanlışlık. Bana soruyor zaten. Bana soruyor zaten. Ama benim puanım üzerinden konuşuyor. Hayır. Onu bile algılayamıyor. 5 verdi. Onu bile algılayamıyor. Ben kimsenin puanına konuşmuyorum. Ben bir cevap vereyim. Verebilir miyim? Bir cevap verebilir miyim? Matematiksel olarak tamam. Diyorum ki ben rahatsız oluyorum. Ben müsaade istiyorum. Her iki taraftan da bir müsaade istiyorum. İzninizle. Buyurun. Sadece izin istiyorum. Ben siz diyorsunuz ki halk yanlış bilgilenmesin. Evet. 5 üzerinden değil bu oylar diyorsunuz. Evet. Ben zaten çok haklısınız. Hayır, onu 5 ben... üzerinden olsaydı o zaman tam puan olur. Ben tamam. Diyorum ki onluk yarışmacı yok benim gözümde. Olabilir. Tamam. Mecbur tamam. Muyum? Siz doğru. Zaten notunuzu 10 üzerinden verdiniz. Onu açık. Açıklığa kavuşturduk. Yani, siz 10 üzerinden 5 evet. verdiniz. Evet. Tamam. O açıklığa kavuşturduk. 10 üzerinden 5. Ama bir dakika. Evet. Şöyle bir şey var. Aa. Onluk göremiyorum. 10 üzerinden veremiyorum. 5 veriyorum denildiği ben vakit evet. 5 üzerinden 5 tam puan olur. Sonra ben onu bir kere daha sordum. Ancak şöyle olur. Onluk talebe göremiyorum. Yalnız 10 üzerinden 5 veriyorum. Aynen öyle orta oldu. Orta talebeler dendiği takdirde hadise yerini bulur. Ben o zaman da söylüyorum ya. Hayır onu söyleyemiyor tabii. Anlatamıyor. Peki. Söylüyorum ya. Anlatamıyor. Ben zannediyorum o ne yanlış anlaşılmıyor. Sen söyle. Söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. O kadar. Peki. Hemen açıklık getirelim. Hemen açıklık getirelim. Ben de acaba 5 üzerinden mi veriyor diye bir kez daha sordum Yıldız Hanım'a ama Bülent Hanım da bir kez daha seyirciler açısından bir yanlışlık olmasın diye bunun altını çizdi. Teşekkür ediyorum size de. Ama Yıldız Hanım ortaya çıktı. 10 üzerinden 5 verdiniz. Ben zaten öyle anlamıştım. Evet. Bu iş çözüldü. Peki. Şimdiye kadar çocuğum. Bana bir kelime daha edilirse şey ben giderim buradan. Tamam mı bak? Şimdi benim saçınız da gayet ben konuşurken düzgün. Kimse konuşmayacak. Gayet tamam. Güzel. Çünkü başkaları konuşurken ben konuşmuyorum. Şimdi, kimsenin lafını bölmüyorum. Kimse de beni bölmesin. Performans. Buyurun. Performans. Bir saniye Bülent Hanım'ı dinliyoruz. Tamam. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Bülent Hanım.